Selamlar. Yeni bir video ile karşınızdayım. Bu videoda topladığım skorlar belli bir sayıyı geçince farklı bir level'a geçmeyi yapacağız. Tabii öncelikle bizim skor aldığımız kısmı açmamız gerekiyor. Şöyle bizim skor sınıfımız buradaydı. Hatırlarsanız biz interact fonksiyonunu kullanmıyorduk skor sınıfı için. Karakterimizde bulunan Begin Overlap eventini kullanıyorduk şu kısmı. Çünkü skor aktöründen bir tane vardı. Hasar alabilen sınıf bir taneydi. O sebepten dolayı şuradaki gibi bir interface kullanmadık. Burada direkt cast ettik. Şimdi burada biz skor artımını şurada yapıyoruz. Ve skor aktörü yok ediyoruz. Daha sonrasında şöyle bir tane daha bir fonksiyon oluşturalım. Bu arada CPP ve header file arası geçiş Ctrl KO tuşları. Bu iki tuşa basarsanız header CPP arası geçiş yapar. Şöyle. Tabii kodlamaya alıştıkça daha da hızlı yaparsınız bu işlemleri. Şöyle protected kısma bir tane void check score diye bir fonksiyon yapalım. Skoru kontrol etsin. Skoru kontrol etmesinde bizim amacımız ne? Skor belli bir sayıyı açtığı zaman farklı bir level'a geçmek. O yüzden şöyle yapacağız. Öncelikle if skor büyük eşittir belli bir sayı olacak. Tabii ki bu sayıyı da bir değişkene aktaralım ki editörden düzenleyebilelim. Normalde bu işlemin game modda yapılması mantıklı olur. Çünkü game mod oyunun kurallarını belirleyen bir sınıf. Game mod üzerinden bu değişkeni değiştirmemiz daha mantıklı olur. Fakat şu anki senaryoda küçücük bir oyun yapıyoruz. Bu oyunda karakter içinde olabilir bu değişken. Herhangi bir sıkıntı yok yani. Değişkenimin türü integer olsun. Normalde uint 8 kullanırdım ben. Byte kullanırdım bu kadar küçük bir değişken için. Çünkü 255'i aşmayacağını tahmin ederek. Fakat int kullanabiliriz. Çok bir sıkıntısı yok yani. Integer dedim. Max score veya score for new level dedim. Yeni level için score. Ne olsun? 5 olsun. Bunu da editöre açıyorum şuradaki makroyla. Burada if içine score büyük eşittir score for new level değişkeni yazdım. Yani skorum şu değişkenle eşit veya büyükse şuradaki if'in içerisi tetiklenecek demek oluyor. Tamamdır. Şimdi Unreal Engine'da yeni level'e geçmek için tabii ki şöyle blueprint'te direkt open level fonksiyonunu kullanıyoruz. Bu yapılan level'ın C++'daki versiyonu U gameplay statics altında bulunan şöyle open level fonksiyonu. Aynısı word context, level name, absolute mu boolean'ı var ve optionlar var. Tabii şu optionlara girmeyeceğiz. Diğerlerine sadece level name yazacağız. Word context obje istiyor. Buraya this yazabiliriz. Ve level name istiyor. Şimdi bizim şu anki şu harita, bu haritanın ismi şöyle filtre açıp level dersek demonstration map'ı. Biz third person example map'e geçebiliriz. O da neydi? Hatırlayın şuradaki boş sahneydi. Buna geçebiliriz. O yüzden şu ismini şöyle F2 ile kopyalıyorum. Daha sonrasında da şuradaki parametre kısmına tırnak içinde yapıştırdım. Yani bu level'dan çıkıp şuradaki third person level'ına geçeceğiz. Eğer skorumuz şuradaki skor değişkeninden büyükse. Ki bunun default değeri ne? Burada 5 hatırladığınız gibi. Şu an bunu compile ediyorum. Bakıyorum 5 olunca third person map'e geçecek miyiz? Tamamdır. Compile bitti. Tabii ki bizim eski level'ımızı açalım. Bu arada score 5 diyordu. Şöyle şundan üretelim 5 tane. Şöyle olsun bakalım. Devam edecek miyim? Orada karakterden de o değişkeni görebiliriz. Score for new level 5 şu an. Play diyorum.
Tabii şu an yine hata verecek muhtemelen. Çünkü can barı gözükmüyor. Şöyle çıktım. Gördüğünüz gibi hatayı aldık. Tekrar play ve çıkıyorum. Hata alıyoruz. Tekrar editörü tekrardan açalım. Header file'e değişiklik yaptığımız için böyle hatalar olabiliyor. Genelde header file'de bir değişiklik yapınca motoru kapatıp açmamız tavsiye ediliyor zaten. Evet, level'ımız geldi. Bakalım hata alıyor muyuz, hata almıyoruz. Tabi bu arada şu karakterimizin için elindeki şu box collision'ı kapatalım, görünmezliğini. Ona ihtiyacımız yok artık çünkü testlerini yaptık. Herhangi bir sıkıntı çıkmadı. Sıkıntı çıkarsa tekrar geleceğiz buradan, bunu açacağız. Play diyorum. Gördüğümüz gibi canın üzerinden geçemiyoruz. Hata alıyorduk. Yani interface kullanmıyorduk biz burada. Şöyle şunları patlatalım. Bu arada şöyle şu takılma olayını da şimdi hemen yapacağız. Şu an 4 tane oldu. 5 yaptım. Bir hareketlenme yok gördüğümüz gibi. 6 yaptım. Yine yok. Bakalım loglarda ne yazıyor. Şöyle bakalım. Ha, fark ettim şimdi. Biz bu check score fonksiyonu oluşturduk fakat kullanmadık herhangi bir yerde. Yani burada bu oluştu, kendi kendine bekliyor. Bizim bunu şurada çağırmamız lazım. Yani skor arttırdıktan sonra check slow değil de check score dememiz lazım. Yani skoru arttırdık. Sonra skoru kontrol edeceğiz. Hatta şu yukarıda olabilir. Daha mantıklı olur. Şöyle. Çünkü şunlar biraz kozmetik oluyor. Skoru arttırdım. Skoru kontrol ettim. Daha sonrasında da aktörü yok ettim. Artık ne yapıyorsa. Şimdi kompile ediyorum. Bakalım şu an gidecek miyiz? Şöyle açtım. Şöyle 1, 2, 3, 4 ve 5. Gördüğünüz gibi anında geçiş yaptık level'a. Tabii ki bu level'da neden biz şu third person'la başladık? Onun sebebi de bu third person'ın details penceresindeki auto-possess'in seçili olması. Yani otomatik olarak şunu kontrol ediyorum diyoruz. Bunu buradan iptal edersek ve bunu buradan silersek, tabii şu an play edersek tekrar third person'la başlar. Niye? Çünkü worst settings'te herhangi bir game mod yok. Game mod override kısmı boşsa proje settings altında bulunan maps and mod kısmındaki bu default game mod değişkenlerini kullanır. O da third person karakter gördüğümüz gibi. Bu default game modu bizim BP game mod yapabiliriz. Hatırlayın, bu BP game mod şöyle bizim değişkenlerimizin bulunduğu sınıftı. BP Terra gördüğümüz gibi. Default game modu BP game mod yaptım. Şu an play edersem gördüğümüz gibi karakterimiz bu level'a geldi ve tabii ki widget sistemiyle geldi. Widget sistemi nasıl geldi buna? Çünkü BP Terra'yı spawn ettik level'a. Spawn ettiğimiz için BP Terra'nın begin play çalışıyor. Orada da buradaki widget'i create ediyorduk hatırlarsanız şu şekilde. Yani biz çok ufak bir şekilde şöyle demonstration açalım. Çok basit bir kodla level arası geçiş yaptık gördüğümüz gibi. Şöyle topluyoruz. Level'a geçtik. Burada da artık işte farklı level, farklı canavarlar, farklı aktörler, farklı toplanabilen nesne yapabiliriz. Tabii ki şu an diğer level'dayız. Şimdi şu sıkıntıya gelelim. Yani şu vuramama sıkıntısına gelelim. Burada bizim sol klik tuşumuz buradaki atak fonksiyonuna bağlıydı. Burada biz montaj oynatıyorduk. Yani animasyonun bir türü. Bu montajı oynatırken anında oynatıyorduk. Herhangi bir kontrol yapmıyorduk. Biz buraya bir tane kontrol koyacağız öncelikle. Buradaki kontrol ne diyecek? Şu an animasyonu oynatabilecek misin? Yani atak yapabilecek misin şu an diyecek. Eğer bu değişken true'ysa şurası çalışacak. Bu yüzden şöyle atakın atak fonksiyonunun olduğu kısmı açıp şöyle bir değişken oluşturalım şuraya. Boolean bir değişken olacak, true false. Küçük b ile başlıyorum. Can attack
dedim. Yani atak saldırabilir mi? Yani atak yapabilir mi anlamına geliyor. İşgalimiz bu olacak. Debesene de bir tane makro kullanabiliriz de kullanmayabiliriz. Yani editörde açmamızın bir anlamı yok bu değişkeni. Şimdi bu can atak değişkenini biz atak yapmadan önce kontrol edeceğiz. If diyeceğiz. Be can atak. Eğer atak yapabiliyorsan şunları çalıştır. Yani atak yapabiliyorsan buradaki montajı oynat. Elimizin collision'ını, query onu yap. Ve timer'ı başlat. Atak bitme timer'ı ki şuradaki collision'ı kapatalım. Şimdi buradaki değişken true ise yani saldırabiliyorsak ve şu an saldırdıysak ne yapalım? Bu değişkeni false yapalım. Şöyle bir can attack false olsun. Bu ne anlama geliyor? Sol click'e bastık. Burası true ise buraya giriş yaptı. Atak oynadı ve bu değişkeni false yaptık. Yani tekrar buraya giremeyeceğiz demek oluyor. Çünkü bir daha basarsak şurası false olacak. Burayı çalıştırmayacak. Yani burası bir kere çalışacak. Peki ne zaman bir daha ben bunu çalıştırabileceğim? Yani bu can attack true olacak. Tabii ki attack end'de. Attack end olunca bir can attack true olacak ki tekrar burası çalışsın. Şimdi bakalım, compile edelim. Tekrar tekrar o atak hareketini yapacak mı? Evet, compile bitti ve hata aldık. Tekrar motoru Ctrl F5 ile açıyorum. Visual Studio üzerinden. Şöyle. Evet, editörüm açıldı. Play diyorum. Sol click'e basıyorum. Gördüğünüz gibi herhangi bir hareketlenme yok. Niye yok? Çünkü bu can attack değişkeni default olarak false. Şöyle header açarsak gördüğünüz gibi be can attack direkt default olarak verilmiş. Boolean'ın default değişkeni false olduğu için yani buraya hiç giremiyoruz. O yüzden şunun default değişkenini böyle true yapacağız ki ilk başta oyun başladığı zaman atak yapabilelim. Compile etsin. Play diyorum. Gördüğünüz sol kliğe spamlıyorum. Atak bittikten sonra saldırabiliyor karakterimiz. Bu da bizim istediğimiz şey zaten. Şöyle ufak bir kontrolle bunu çözdük. Hatta şöyle yapalım. Atak yapamıyorsak ekranda yazalım ki oyuncu geç oyuncu onu göremiyor ama bizim geliştirirken onu anlayalım saldıramadığımızı. Şuraya bir print yazalım. Print demişim. Debug message. Left color red olsun, kırmızı ki hata olduğunu anlayalım. Atak yapamazsın dedik. Şöyle compile ediyorum. Yani atak yapamazsak burada yazı yazacak bize sol üstte ki anlayacağız ne olduğunu. Gördüğünüz gibi atak yapamazsın yazısı geliyor vurmaya çalıştığım zaman. Şu şekilde şunları topluyoruz. Gördüğünüz gibi herhangi bir takılma yok ve yeni level'a geçiş yaptık. Bu level'da da atakımız düzgün çalışıyor. Atağımız. Çünkü kodlarımız aynı yerden geliyor. Oyunumuz bu kadar. Skorla yeni level'a geçme olayı bu kadar. Şimdi de çok kısa bir şekilde buradaki değişkenlerimizi kayıt etmeyi yapacağız. Kayıt etme olayımız da yine birkaç tane sınıfla oluyordu. Öncelikle bizim C++ class altında şöyle bir yeni C++ class oluşturmamız gerekiyor. Bu sınıfımızın ismi SaveGame olacak. Şurada çıktığı gibi. MySaveGame kalabilir ve create ediyorum şu an. Projeme ekliyorum sınıfımı. Evet, sınıfım eklendi. Şöyle load all diyorum ve sınıflarım geliyor. MySaveGame'de CPP'yi kullanmıyorduk hatırlarsanız. Sadece buradaki header file'ı kullanacağız. Burada yapacağımız tek işlem bizim kaydedeceğimiz değişkenleri burada tanımlamak. Şimdi bizim değişkenlerimiz neydi? Şuradan header file'dan bakalım ne var ne yok burada. Attack duration'ı kaydetmeye gerek yok. Score for new level'da kaydetmeye gerek yok. Bunlar çünkü oyunun başında bir kere yapılan işlemler. Örneğin can değişkenimizi kesinlikle kaydedelim. Şöyle float health dedim.
Şöyle copy paste yapıyorum buraya. Daha sonra new speed. Gerçi buna da gerekiyor çünkü bu da yeni hızımızın ne olacağını söylüyor. Skor değişkenini kaydedelim kesinlikle. Bu da lazım. Speed time buna da gerek yok. Çünkü değişen bir değer değil bunlar. Tabi oyunun ilerisinde örneğin level sistemi yaparsanız level'ınız arttığı zaman hızlı gitme süreniz artar. O zaman tabii ki bunu oraya kaydedebilirsiniz. Şu an gerek yok bizim için. Yeterli bu ikisi. Canımız ve skorumuzu kaydedelim. Burada default değişkenleri burada tanımladım gördüğünüz gibi. Daha sonrasında header file'da şöyle bir protected kısımda bir tane fonksiyon yazacağız. Ne olacak bu fonksiyon ismi? Save game olacak. Fonksiyonumun tamamını oluşturuyorum. Save game yaptım. Şimdi fonksiyonumuzu oluşturduk ve buradaki save game sınıfına ulaşıp buradaki değişkenleri kayıt edeceğiz. Bu işlem uGameplay statics altında bulunan create save game obje ile başlıyor. Yani öncelikle bizim bu save game objesini üretmemiz gerekiyor. Zaten bizden uSaveGame klası istiyor. Bizim sınıfımızın ismi neydi? MySaveGame. Tabii U ile başlıyor bu sınıfın başı. O yüzden U My SaveGame yazdım. Ardından da tabii ki static class dedim ve sınıfa ulaştım. Include etmemi istiyor. Hemen bunu include ediyorum. Ve şu an ben sınıfımı SaveGame objemi ürettim. Tabii üretmekte kalmıyoruz. Bizim bunu bir değişkene aktarmamız gerekiyor. Onun öncesinde bu ürettiğimiz nesneyi kestetmemiz gerekiyor. Neye kestetmemiz gerekiyor? Tabii ki MySaveGame sınıfına kestetmemiz gerekiyor. Ve tabii ki bunu da bir değişkeni almamız lazım. SaveGame obj dedim. Şurası biraz karışık gelebilir. Fakat bu işlemi bir kere yapacağız. Biz oyun süresince. Bu SaveGame objeyi ürettikten sonra şöyle hemen kontrol edelim. Bu değişken dolu mu diye. Değişken doluysa zaten bir sevgiyim obje yazıp noktaya basarsak health score'a ulaşıyoruz gördüğünüz gibi. Onlar da şu ikisiydi. Tabii şu an default değerler 0 ve 100. Fakat biz bu değişkenleri örneğin save game obje içindeki can değişkenini bu sınıfın canıyla değiştireceğiz. Aynı şekilde save game obje içindeki score değişkenini bu sınıftaki skorla değiştireceğiz. Yani SaveGame objesinin içini dolduruyoruz kendi değişkenlerimizle. Daha sonrasında tekrar gameplay statics altında bulunan save game to slot fonksiyonuyla bu save game objesini kayıt edeceğiz. Zaten bizden save game istiyor obje olarak. Bizim ilk oluşturduğumuz parametreyi buraya veriyorum. Daha sonra slot name istiyor. Hangi slota kaydedelim? Biz ne yapalım? Yeni oyun diyebiliriz. User index 0 olabilir. Bizim kayıt işlemimiz bu kadar. Tabii şöyle bir şey yapalım. Bizim kayıt etme olayını bir tuşa aktarabiliriz. Fakat onu sonra yapalım. Önce bir oyunu kayıt etme tuşuna geçelim ve fonksiyonuna geçelim. Save game'in altına hemen load game fonksiyonu oluşturuyorum. Oyunu yükle. Burada da hemen hemen şurayla aynı işlemi yapacağız. Sadece tam tersi olacak. Yani uGameplay statics altında bulunan load game from slot fonksiyonunu kullanacağız. Burada bizden slot ismi ve user index istiyor. Onlar da yukarıdaki değişkenlerin aynısı olacak tabii ki. Çünkü biz bunları kaydettik. Bunları istiyoruz. Tabii bu load game slot yukarıda olduğu gibi bize bir dönüş değeri veriyor. O da yukarıdaki kest işlemin aynısı olacak tabii ki. Şöyle bunu parantez içine alıp bu gelen nesneyi bizim sınıfımıza kestetmemiz gerekiyor. Kes yazdım. My save game sınıfına kesteceğim ve bunu
Aynı şekilde My Save Game sınıfına kaydedeceğim. Load Game yazdım bunun ismine. Tekrar bu Load Game'i kontrol ediyorum. Yukarıda yaptığımız işlemin tam tersini yapacağız. Save Game'deki değişkenleri kendimize aktaracağız. Yani bizim sınıfımızın Health değişkenini Load Game içinde bulunan Health ile değiştireceğiz. Aynı şekilde Score değişkenimizi Load Game'de bulunan skorla değiştireceğiz. Bu kadar basit. Tabii ki oyunu yükleme işlemi oyunun başında olur genellikle. O yüzden buradaki Load Game fonksiyonunu buradaki Begin Play'de hemen tetikleyelim. Load Game. Oyun başlar başlamaz bizim değişkenlerimizi yükle dedim ben buraya. Tabii ki şu an değişkeni yüklüyoruz fakat kayıt etme olayımız yok. Şöyle yapabiliriz. Hemen şöyle bir Project Settings'ten input'a bir tane key atayıp Q olsun ya da direkt Save Game olsun ismi. Tuş olarak Q tuşu olabilir. Hemen şurada input player komponentte bir tane action bağlayacağız. Bu ne olacak? Save Game isminde. Atak yerine tabii ki Save Game fonksiyonuna bağlayacağız. Tabii ki buraya bağlama yaptığımız zaman bir log yazalım. Oyuncu görsün. Tabii oyuncu görmeyecek bunlar da geliştiriciler görsün bu işlemi. Atak yapamazsın değil de oyun kaydedildi dedik ve compile'ımı ediyorum. Gördüğünüz gibi çok kısa bir süre içinde 3-5 satır kodla kayıt sistemimizi yapmış bulunuyoruz. Play diyorum. Şu an canım 100. Şöyle 80 olsun canım. Ve Q tuşuna bastım. Oyunu kaydetti. Tekrar kaydedebiliyorum tabii ki. Fakat şöyle bir şey var. Tekrar tekrar kayıt etseniz bile birden fazla kayıt dosyası oluşturmaz. Bir tane oluşturur. Bunun üzerine yazar. Şu an oyunu kaydettim. Stop diyorum. Play diyorum. Gördüğünüz gibi tekrar 100'den itibaren başlıyor. Demek ki burada bir sıkıntı olmuş. Hemen bakalım sorun neymiş acaba? Şöyle bir fonksiyonlarımıza log yazalım isterseniz. Şöyle load game'e oyun yüklendi diyelim. Tabii şu an bu çalışmıyor fakat yazdığını görelim. Buraya da oyun yüklenemedi yazdık. Tekrar orada kontrol edelim biz bunu. Load Game'i Begin Play'de çağırıyor muyuz diye ve çağırıyormuşuz. Tekrar compile ediyorum ve motoru bir kapatacağım. Ne olur ne olmaz diye. Bazen çünkü compile olmuyor motorumuz. Tekrar kontrol F5 ile açıyorum. Editörümü. Evet editörüm geldi. Hemen play diyorum. Ve oyun yüklendi yazısı geldi gördüğümüz gibi. Şöyle bir canımızı yok edelim. Q'ya bastım oyun kaydetti. Çıkıp tekrar giriyorum ve oyun yüklendi demesine rağmen değişkenlerimiz update olmuyor. Demek ki buradaki konumlarda bir sıkıntı var. Evet sorunu buldum. Biraz garip bir sorun. Tabii ki orada sorunu bulmak için gördüğümüz gibi hemen logları yazdım. Kayıt ederken ki can değişkenlerimi ve yüklerken ki değişkenleri aldım. Kayıt ederken değişkenler doğru geliyor, sıkıntı yok. Yani canım 50 ise kayıt tuşuna bastım, 50 değişkenini buraya kaydediyor. Fakat yüklerken bunları default değerlerini kaydediyordu. Biraz eski kodlara baktım, kendi oyunlarındaki. Save Game'in üstünde hepsinde makro var, UProperty makrosu. Onu denedim, o zaman çalıştı. Bunları ekleyince. Yani bunların tepesine bir tane makro koymamız yeterli oluyor. Tabii ki içine visible anywhere yazmış. Şöyle bakalım. Şu an compile ediyorum. Yani sevgilim içindeki değişkenlerin tepesinde makro yazmak zorunda. Hatta şu visible'ları silelim. Bakalım sadece uProperty yazınca değişkenlerim okunuyor mu oradan. Yani kayıtta bir sorun yok. Sadece yüklerken bunları alamadık. Şöyle play diyorum.
Zaten 0 ve 70 geldi gördüğümüz gibi. Bu arada bu save game'i silmeyi de göstereyim. Bizim content'e sağ tıklayıp Chovin Explorer dediğimiz zaman bizim projemizin bulunduğu kısmı açar. Burada content'i açar zaten. Bir geri gelip mini oyun içindeki saved klasörüne girmemiz lazım. Buraya girdiğimiz zaman bize crash, lock vesaire çıkıyor. Örneğin motorunuz kapandı, crash yedi. Şu crash'e tıklayıp örneğin son crash'in logunu buradan okuyabilirsiniz. Örneğin niye kapanmış mesela. Bütün sıkıntılar, sorunlar yazar. Buradan anlarsınız oyununuzun niye kapandığını vesaire. O da küçük bir tanıtım olsun. Tabii bizim işimiz save game altında. Mini oyun nokta sav gördüğümüz gibi. Oyunumuzun kaydı burada yapılıyor. Ben bunu silersem, play dersem gördüğünüz gibi 0 ve 100 başlıyor zaten diye oyun yüklenemedi hatası veriyor. Çünkü yükleyecek bir oyun yok. Q tuşuna bastım. Oyun yükledi. Editörümü açıyorum. Hemen zaten buraya düzeltiyorum. Explorer açıyorum. Burada hemen sav geliyor zaten. Örneğin oyunda test ediyorsunuz. Oyunculuğunuzdaki değişkenleri. Buradan hemen silip devam edebilirsiniz temiz bir oyunla şu şekilde. Biz bakalım bu arada yükleniyor mu bizim değişkenlerimiz. 60 oldu. Şöyle skor yapalım. 2 Q'ya bastım. Kaydettim. Zaten yazıyor kayıt edilenler. Stop dedim. Play dedim. Tekrar gördüğümüz gibi 60'a 2 geri geldi. Tekrardan. Onun sebebi de şuradaki makroymuş. Onu da görmüş olduk. Temel olarak bu serimizin sonuna geldik. Zaten vaat ettiğim şeyleri yapmıştım bu seride. Toplanabilen nesneler, interfaceler, karakterimizin animasyonları, saldırı efektleri, saldırıyla item toplama, farklı level'a geçme, oyunu kaydetme. Temel bir oyunun bütün mekanikleri burada bulunuyor. Sadece bunları sizin büyütmeniz lazım. Örneğin karakter can aldığı zaman karakterin üzerinde bir tane efekt spam edebilirsiniz. Örneğin böyle bir duman efekti vesaire. Güzelleştirmek sizin elinizde bu oyunu. Tabii ki senaryoyu da kendiniz yapabilirsiniz. Örneğin burası bir zindan gibi bir yer olur. Şu kapılar açılıp kapanabilir atıyorum. Veya tuzaklar olabilir. Burada mesela şöyle bir skor değişkeni var. Skor aktörü var şurada. Karakter buraya girdiği zaman kapı kapanır veya canavar saldırır. Çok basitinden atıyorum. Bunları yapabilirsiniz. Sorunuz varsa sorun mutlaka. Tabii ki daha sonra daha büyük oyunlar yapmak istiyorum. YouTube'da veya farklı bir sitede. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.